Merhaba arkadaşlar. Daha bundan önceki iki videoda da bahsettiğim emitter stabil dirençli devrelerin bugün yükleme hattını ve çalışma noktasını çıkarılması hakkında konu anlatımı yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bizim devremiz nasıldı? Bu tarz devremiz emitter stabil dirençli devrelerimiz. Yani transistörlü emitter stabil. Şöyleydi. Burada bir VCC gerilimi vardı. Daha sonra şurada bir RC direncim vardı. Şurada şöyle bir NPN tipli, NPN tipli BJT transistörüm vardı. Aşağıda emitter ucumda bir RE direncim vardı. Ve daha sonra bu gidip toprağa bağlanıyordu. Burada da yine şöyle bir RB direncim vardı. Bu da böyleydi. Şimdi arkadaşlar ben denklem yazarken şuraya bakacak olursam burası neydi? Şu şekilde diyebiliriz buraya arkadaşlar. VC de diyebiliriz. Yani kolektör ucu olduğu için transistörümüzün buraya. VCE de diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar buradaki durum VCE diyebiliriz biz buraya. Şu ikisi uçlar arasına ben VCE diyorum arkadaşlar. Bu VCE'yi bulmak için arkadaşlar akımımız buradan çıktığında gördüğünüz üzere şu şekilde devam edecektir ve toprağa gidecektir. Akım bu bölgede IC iken bu bölgede IE'dir arkadaşlar. Fakat IC'm IEM'e çok yakın değerler alacağı için ben direkt bu akıma genel olarak yani şu şekilde akan akıma IC diyebilirim ben burada. Nerede tabii ki? Yükleme hattını çıkarırken. Çünkü önemli olan benim grafiğimin görünümü. Grafiğimi çiziyorum. Grafiğim şöyle bir grafik. Burada IC, burada VCE değerleri var arkadaşlar. Ve daha sonra şöyle de IB değerlerimiz var. Bu IB değerleri tabi değişir duruma göre. Yine aynı şekilde IC ve VCE değerleri de değişebilir. Şimdi arkadaşlar ben denklemimi yazarsam o zaman VCE'ye kadar şöyle yazabilirim. VCC eksi I C çarpı aşağı doğru bakıyorum. RC ve RE dirençlerim var. Eksi VCM eşittir 0 diyebilirim. Buradan hareketle arkadaşlar ben şu grafiğe baktığımda IC'mi 0 aldığımda bir VCE değerim olmalı. O zaman IC'mi 0 aldığımda ben arkadaşlar şöyle yazıyorum. IC eşittir 0 için şurası 0 olacaktır. VCE'yi diğer tarafa atarsak VCC eşittir VCE olacaktır arkadaşlar. Birinci durum bu. O zaman ben VCE grafiğimde yani x ekseninde gördüğüm yere bu noktaya VCC yazabilirim. Aynı yukarıdaki denklemi tekrar yazıyorum arkadaşlar şimdi. Da direkt eşittir VCE de yazabilirim ben böyle. Yani bunu bu tarafa atılmış halini yazdım. Şimdi buradan hareketli arkadaşlar benim VCM 0 olsa yani yine aynı nokta VCM 0 iken şurada bir IC değerim olsa değil mi? Bu ne olabilir acaba? 0 için diyelim. Burası 0 etti arkadaşlar. O zaman benim IC'm ne olur arkadaşlar? Bunu komple karşı tarafa atarsam ve burayı düzenlersem benim IC'm arkadaşlar şöyle gelecektir. VCC bölü RE artı RC gelecektir. Buraya ben aynen onu yazabilirim. VCC bölü RE artı RC yazabilirim bu durumda. Yani bu şekilde arkadaşlar. Tabii bu ikisini de şu şekilde ben birleştirdiğimde burada herhangi bir yani bunlara değmesi önemli değil. Şu
Şu şekilde bir Q noktam olacaktır arkadaşlar. Buna ben çalışma noktası diyorum. Şu gördüğünüz grafiğin hepsine ise yükleme hattı diyorum ben. Yani load line. Bu Q ya da dediğim gibi operation point. Yani çalışma noktam ben diyebilirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu IC ile IE'nin niye birbirine eşit gibi kabul ettiğimizi de anlatayım ben. Normalde arkadaşlar burada bir IB akımı akardı. Bu transistörün bir beta değeri olurdu. IC'yi bulurken biz arkadaşlar beta çarpı IB diyorduk. IE'yi bulurken ne diyorduk? Beta artı 1 çarpı IB diyorduk değil mi arkadaşlar? Yani burada bir arttırarak çarptığım için benim IC'm IE'ye aynı diyebilirim. Yaklaşık olarak. Tabi bu detaylı çözüm isteniyorsa bunu böyle kabul etmeyeceksiniz. Bu sadece yükleme hattı ve çalışma noktasının nereden çıktığının gösterimiyle ilgilidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste Proteus'ta bunun kurulumunu ve gösterimini yapacağım. Onu da takip etmenizde fayda var. Eğer bu dersi anlamadıysanız iki önceki videoyu da izleyin ki tam kavrayabilirsiniz. Ne dediğimi anlayacaksınız izlerseniz. Şimdilik görüşmek üzere. Daha sonra görüşürüz.